Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Ben kayıttan önce birazcık etrafı geliştireyim demiştim ama saldırı geliyor tekrardan. O yüzden ben hızlıca direkt buralara taratları koydum. Bu köşelere koydum daha doğrusu. Yine aşağı kısımda şuraya koydum. Bunu dışarı koyunca almıyor buradan. Pil geride kalıyor biraz. O yüzden bunu içeri koydum ki şu duvarı yıkarlarsa o şekilde taret onunla ateş etsin diye. Yine şu köşe biraz savunmaz. O kısımda ben duracağım. Yine burayı da zaten şu taret koruyor olacaktır diye düşünüyorum. Şunları da bir toplayalım aklımdayken. Birazcık malzeme erittim çünkü diğer tarafa ev yapmak istiyorum demiştim önceki bölümde. O ev için biraz demir gerekiyordu. Demir, altın vesaire ne varsa erittim onlardan. Evet, saldırı geliyor. Bakalım nasıl gelecek, nereden gelecek. Şunu da şuraya alayım şimdilik de. Kimi kime vuruyor? Oy. Buradaki bizim tareti yemişler. Diğeri kalmış da. Öbürü yemişler. Bu burada bunu yemiş. Bir tane gelmiş buradan. Şansına tek gelmiş. Onu yemiş. Bu aşağıdakiler bir şey yapmış mı? Buradan saldırı gelmemiş sanırım. Aynen, buradan saldırı gelmemiş. O yüzden buna gerek kalmamış. Şuraya bir pilot atıp bunu buraya koyabiliriz ama sanırım burayı kullanmayı pek düşünmediğim için. O yüzden diğer base'e geçeceğiz çünkü. Bunu yine yerine koyalım da şöyle dursun. Tamam, o da oraya yine kollasın. İyi, küçük geldiler. Ben daha fazla geldiler diyorum ama az sayıda geldiler. O yüzden sıkıntı yok. Neyse. Şunu şuraya atalım. Fazla şeyler bırakalım da. Sadece inşaat malzemesi olarak çünkü götürmek istiyorum ben. Tamam, bunu şeye bırakırız. Ocağa bırakırız. Şimdi inşaat malzemesi için ne gerekiyordu bize? Hurda yapacağız muhtemelen evi. Yani mitril ve taş tuğlaya şu an gerek yok. Hurda yapalım. O yüzden direkt bize hurda ve metal yeterli olacak. Baştan aşağı kadar. Peki. Şuradan biraz hurdalar var. Dağınık dağınık. Onları bir alalım. Kalan yerlerde yine normal şey alacağız. Demirleri alalım buradan. Hurdaları şöyle dolduralım bakalım. Yani bir parça alalım. Ne yeter ne yetmez bilmiyorum ev için. Şunu da şuraya koyduk. Envanter dolu diyor şimdi. Ya gitsin o zaman doluysa. Şunlar yüzünden dolu diyor da. Neyse. Şunları alalım yeni evimizin olduğu bölgeye. Galiba şurasıydı. Bir saniye. Bak, bunu görmemişiz burada. Evet, yeni evimizin olacağı yer. Bu alan olacak. Şöyle şu ortaları biraz temizleyip şuraya bir alan oturtalım. Şimdi zemin. Kaç kare yapsak acaba? Yani sandıkları falan amaç depolamak. Şöyle herhalde yeterli gelir ya. Bir merdiven at buraya. Tamam. Duvarlarımızı koyalım. İnşallah malzeme yeter diyeceğim ama muhtemelen yetmeyecek demirden dolayı. Ya
Evet, demir bitti. Hurda var ama demirimiz yok maalesef. O biraz sıkıntı oldu. Neyse. Buraya başka eşyalar koyabiliyor muyuz? Onlara bir bakalım. Ha, fırın atabiliyoruz. Tuvalet, maalesef hepsinden koyacağız buraya. Ama ilk önce bir çalışma masası koyalım. Aynen, çalışma masamızı koyduk. Silah masamızı koyacağız. Yanına zırhı koyalım. Tam oturmuyor nedense. Sığmıyor yer olarak. Peki. Şu arkadaşı da buradan bir yok edelim. Onu daha düzgün şekilde koymam lazım çünkü. Aynen şöyle. Ne eksik kaldı? Simya masası eksik kaldı. Tamam, simyayı da buraya koyduk. Şu ikisi burada, ikisi burada. Hallolmuş oldu. Petrol tankı vesaire var. Parçalayıcı var. Tam onlara şu an gerek yok. Yatak malzememiz yanımızda yok. Getiririz. Peki. Bize demir lazım. Bir eve gidelim. Uyuyalım. Bir sabah olsun. Demir toplayıp etmemiz lazım. Hadi gel. Gel bakalım. Öldür oğlum. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Ha, gerçi çoğu şeyi buradan götürebiliriz. Yani ev malzemelerini. Neyse, burada artık bir beyze ihtiyacım olmayacağı için buradan götürebilirim diye düşünüyorum ben ev malzemelerini. Yani bu yatağı, matağı, vırdı vırdı her şeyi buradan yıkarak buradan oraya taşıyabiliriz bence ama tabii şu an demir sorunumuz var öncelik. Onu bir halledelim. Ondan sonra gerisine bakacağız. Şimdi demir lazım, demir. Arayalım etrafta, toplayalım. Gerçi şeyde falan vardı diye hatırlıyorum ben ama. Dur, şu bölgede. Evet. Doğru hatırlamışız. Bu bölgede çünkü demir ve bakır vardı. Neler oldu demirimiz? 15 demir var. Yetmez. Bakıra gerek yok. Burada yoksa aşağıya gireriz. Madenin olduğu yere. Yani yeter bunlar şimdilik ya. Gidelim bunları eritelim. Onları erirken de diğerden biz evde taşıyabiliriz ufak ufak ama tabii önce sandık yapmamız lazım. Bak yine geliyor. Hadi gel. Gel çocuğum. Sağ ol. Evet, şimdi bunları mesela yıkabiliriz bence. Boş yere burada bunları kullanmaya gerek yok.
Dur önce şunun bir içindeki yemeği alayım. Ondan sonra bunu yıkarız. Bunu da yıkarız. Şu fırınlar çalışsın. Evet, güzel. Buradan birazcık yanımıza malzeme alıp gidip orada şu inşaat işlerini başlayalım. Mesela derileri merileri alalım çünkü yatak yapacaktık. O yüzden onlar lazım olur. Yatak için başka ne gerekiyordu? Deri, odun ve şey sanırım. Hurda. Ha değil. Peki. O zaman öyle yapalım. Şöyle üstüme boşaltabileceğim bir sandık varsa. Bir de sandık götüreyim diyordum ama. Belli ki yok. Neyse. Zaten burayı komple sökeceğiz, taşıyacağız. O yüzden bunları oraya götüreceğiz. Dur şunlar bittiyse bir daha yenileyelim bir tur daha. Tamam, şahane. Şundan bakalım. İnşaatımızı bir devam ettirelim. Yanında hurda getirmemişim, ne güzel. Kapı için. Neyse dur. Şuradan ben bir şey yapsam. Odun. 3 tane bir yap. Sonra bununla bir yatak atalım. Şöyle kenara. Ondan sonra bize tahta lazım daha fazla. En azından birincisini koymuş olalım şöyle. Ha, şu şekilde sarılasam tabii daha iyi olur bence. Yer açısından daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şunları bir şuraya ben bırakayım. Ki üstünde yer açılsın. Çünkü oradan malzeme taşıyacağız. Buradaki taratları da söker götürürüm o tarafa. Çünkü buraya saldırı gelse bir anlamı kalmayacağı için. Hatta şöyle yapalım. Yok et. Yok et. Yok et. Bunları da aldık üstümüze. O en sona kalsın. Arkadaşları alacağız ama gerçi duvarı da yıkabilirim ya. Zaten duvarlarda nasıl burada barınak falan sağlamayacağız. Bu duvarlarla diğer tarafa duvar yaparız. Şunları tabii düşünmesen güzel olur. Yerimiz kaldı mı? Var birazcık daha.
Çok azıcık daha yer kalmış. Artık almıyor. Peki. Almıyorsa hemen hızlı olmam lazım. Çünkü yerdekiler kaybolur. Biz de bunu istemeyiz. Tamam. Şimdik. Bak ya, onu da almadı. Dur çocuğum yavrum o zaman. Şöyle yapalım onu. Nasıl yapalım? Şöyle yapıp şuraya alalım. Sonra gidelim oraya bir sandık atalım diğer tarafa. Malzemeleri oraya bırakıp sonra geri döneriz. Yanlış yere basıyordum az daha. Şurası. Aynen şöyle çok güzel oldu. Dışarı alanlarına duvar yapacağız. O yüzden taretleri de ona göre koymamız lazım. Neyse, ilk önce bir şu enerji işini halledelim de. Fırınları şuraya koyarız bence. Bir şuraya bir yel devrini atayım ben. Onun yanına bir pil atalım. Sonra fırın. Evet. Yanında hurda mı kalmamış? Peki. Şu fazla malzemeleri bırakalım bir o zaman. Şunları üstüne al. Şunu üstüne al. Orada kalabilir. Bunlar kalabilir. Şunu üstüne alsan daha güzel olur. Şöyle yap hatta. Dur şuraya bırakayım. Şunlar şurada kalsın. Odun tarzı olan şeyler. Hatta siz de kalın ya, boş ver. Gidelim biz geri tekrar. Evet, üstündekiler de son partiydi. Komple oraya buraya taşıdık. Orada hiçbir şey kalmadı. Çöp bile kalmadı yani. Öyle diyebiliriz. Hemen şuradan bir yatalım. Sabah olsun. Şu fazla malzemeleri de bir yerleştirelim. Bayağı da bir fazla malzememiz var. Tabi bunlarla sur falan yapacağımızı düşünürsek aslında fazla da değiller. Denilebilir. Şunları şöyle buraya atayım. Bizim külçe sandığımız yok mu ya? Külçe sandığı. Maalesef külçe sandığımız yok. Ama bir tane olmak zorunda. O yüzden... Şunları burada alıp onların yerine külçe koyacağız. Aynen öyle. Şimdi yapılması gerekenler. Fırınları çoğaltacağız demiştik. Onun için hurda lazım. Aldık hurdalarımızı. Elektrikli fırın. Tamam, şöyle 5 fırın yeter. Çok da abartmayalım. Şu ağaçları keseceğiz buradan ama burada baltamız yok şu an. Bir balta lazım bize. Artık var. Şimdi yani navigatörü kaldırmıştık. Onu tekrar geri yerine koyalım. Ne gerekiyor ona? Demir. Peki. Evet. Şundan bir navigatörü koyalım tekrar. Yani burada kalabilir. Zaten önemli bir şey değil o.
Kenarda kalsa da olur. Buradan yapacağımız yok. Buradan yapacağımız. Ha, tarif falan koyacağız ama şu an değil. Pişirme kabı ve tarla marla ayarlayacağız. Tarlayı, tarım alanını şu kısma yapabiliriz bence. Aynen, bir tane bize kuyu lazım buraya. Hemen onu da bulalım, şuradan yapalım. Kuyumuzu da yaptık. Hatta şu tarla 20'li mi yapsak acaba ya? Aynen, daha bir iyi oldu sanki. Tarla böyle kalsın. Tohum üretici. Burada kalabilir. Olayımızı yapacağız. Konserve makinesini şuraya koysak, yanına da şeyi koyarız. Kömür alırsak üstümüze ve odun. Nerede bu odunlar, kömürler? Kömür burada da. Odunlarımız da vardı sanki. Aynen orada işte, burada. Onu da yanına koyalım. Mutfak işimiz kalmasın. Tamam, onu da hallettik. Hatta bunu biraz boşluklu koysak. Aynen, şöyle mesafeli olsun. Sonra buraları temizleyip buralara bir şey yapacağız. Duvar operasyonu. Hatta şimdiden duvar yapsak. Ahşap duvar değil. Şu. Şu arkadaş engel oluyor bize ha. Engeli bir kaldıralım. Kökle babacım onu. Tamam, şimdi. Operasyona devam. Ne bitti üzerimizde? Odun bitti. Biraz da buradan devam edelim. Yine sen mi mani oluyorsun bize? Bu arada iki tane kapı aslında yapabiliriz. Bir yukarıdan bir aşağıdan şeklinde. Ya da yani yukarı ışınlamaya gitmemiz için lazım. Yine mi açlık sıkıntısı çekiyorsun sen ya? Sen nereye attın yemekleri? Sanatlara alışıncaya kadar biraz zaman geçecek tabii. Yemekleri bulmadan ölmeyelim de. Evet. Adam çalışırken acıkıyor. Ne yaptın? Yapacak bir şey yok.
Yine bu arkadaş engel oluyor bize. Galiba. Eğer odunlar bitmediyse. Yine bunların da dışlı kısımlarına taret döşeceğiz. O şekilde yolumuzu bulacağız diye düşünüyorum. En azından bir dahaki saldırı gelene kadar hazırlamaya çalışacağız. Yani şuradan bir kapı koysak fena olmaz ama şu yine mi engelliyor bana ya? O ağaçlar burada bela oluyor başımıza. Evet, şimdi şu kapıyı buraya koyacağız demiştik. Şöyle yapalım. Ne bitti şimdi üstümüzde? Odun modun malzeme bitti. Peki alalım. Ya hepsi yetmeyecek dediğim gibi ama yettiği kadar bir yapalım. Şu kömürleri ben atsam. Evet. Yine bayağı bir götürdük ama şeyi. Sur olayını. Vallahi bayağı götürdük. Az bir şey kaldı. Ama malzeme bitti tabii. Biraz malzeme ayarlayalım şuradan. En azından şu kısmı kapatacak kadar olsa yeter. Bunları çekelim önümüzden. Sen tek kalma, seni de alayım buradan. Peki. Şimdi bize ne lazım? Odun lazımmış. Onu da şimdi almış olduk. Herhalde işimizi görür. Bir tanecik daha kaldı. Tabi daha kapılara mapılara falan takacağız da o ekstra. Önemli olan şu ana hattıyla bir temizlemiş olalım da. Şuraya bir kapatalım. Şimdi kapımızın yerini belirleyelim aşağıdan. Şurası olacak muhtemelen. Hadi şurası olsun. Bu daha çok hoşuma gitti. Şu önünü de açalım. Çok çabuk acıkıyor bu arada. Muhtemelen çalıştığından dolayı. Gezerken bu kadar hızlı acıkmıyordu. İnşaat bayağı bir acıktırıyor karakteri. Şimdi şuraya düzeneğimizi yerleştirelim. Aynen şu şekilde olacak. Girişimizin birisi burası olacak. Yine yukarıdaki girişi de bu şekilde ayarlayacağız. Rahat rahat giriş şeklinde. Sonra pilleri de içeriden ayarlayacağız. Pilleri çünkü dışarıda açıkta bırakmak istemiyorum. Taretleri dışarı koyup pilleri içeri koyacağız. Ve muhtemelen her köşeye de birer tane
Yel dilimini ayarlamamız gerekecek. Enerji için. Şuradan sandık ayarlasak birazcık daha. Aynen. Tamam yeter ya bu kadar sandık. Çok da abartmayalım. Şimdi şurada malzemelerimiz şunlar kalmış elimizde. Yetmeyecek o yüzden. Biraz daha ağaç lazım ki. O ağaçları çevirelim. Şu yemek yesin Allah aşkına ya. Kap kup kap kup. Oh. Şuradan birazcık odun. Simya değil. Şuraya yetecek kadar olsa yeter. Aynen bu çıkışla ayarladık. Şuradan biraz önümüz açalım. Hem de taret koyacağımız yerler açmış olalım. Şöyle dışarıdan bir tur dönsek yeter. Ama yine genel anlamda bayağı bir yövmeyi doğrulttuk. Güzel oldu. Düzenimizi kurduk. Buralar temizmiş Allah'tan. Tam buralara hep taret koyacağız ya. Şuralara koyacağız, buralara koyacağız. Hep buralar taret olacak. Yine şunu da burada alalım. Buraya çünkü taret koyacağız. Önün açılsın. Zaten buraya doğru saldırı gelir mi bilmiyorum ama. Yine de bakacağız. Küremiz de kırıldı. Başka var mı dışarıda alabileceğimiz yerler? Yani bunlara gerek yok. Şunu içeriden alırız. Bunu içeriden alırız. Şunu alsak olurmuş. Bir körek yapalım da. Kürek, kürek, kürek. Burada. Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Şunları biz bir şey mi yapmıştık? Pil mi yapmıştık? Ona bakalım. 20 gün hayatta kal diye bir başarım da almış olduk. Şimdi hemen şunu bir şuna temizleyip ilk taretlerimizi buralara bir yerleştirelim. Şimdi evvela buraya bir pil. Arkasında bir değirmen. Ve taret. Biraz daha hurda getirelim de. Taret. Tamam bu köşeyi hallettik. Şuraya bir taret daha atılsa aslında atılabilir mi? Aslında atılabiliyor ya şuraya. Atalım.
O köşe halletsin. Şurayı ayarlayacağız. Yine yel değirmeni. Ama tabii şuraya mı yapsak önce? Bir dakika şuraya ben bir pil ayarlayayım da. Bak tabi buradan orasını alıyor. Gayet iyi bu. Çünkü şuraya da yine aynı şekilde pil koyup buradaki taletlere de güç verebiliriz bu sayede. Bu böyle kalsın. Buradan bitti gene bu sefer de. Her yer çeviremeyeceğiz belli oldu. Çünkü elektronik hurdamız yok ama elektronik hurda yaratık öldürdükçe geliyor. O yüzden yaratık avlarız. Oradan da onlar gelir. Biraz çünkü taletleri fazla fazla koyuyoruz. O yüzden etki ediyor. Onlar kalsın şimdilik ya. Şuraya ben pil atıp şu tarafa atmak istiyorum. O yüzden bir kristal getirelim. Kristaller şimdi geldi bul. Bulduk. Şimdi yine açtık diye başlayacak yine. Pil. Tamam bu buradan alıyormuş güzel. Evet elektro hurdamız kalmadı. O yüzden ona sonra devam edeceğiz. Şimdi şuradan bir yemek yiyelim. Önce. Şu sesi bir keselim. Sonra ufak ufak ayarlamalarımızı yapalım. Şunları şuraya attık. Sen şurada kalabilirsin. Sen yerine geç. Şu odunlar şimdilik şurada kalsın. Maden bakır etmemize gerek var mı şu an? Yok bence. Ama şu yer karabalı yapmasın. Şunu alalım şuradan. Yani mitre de üretebiliriz. Çünkü niye zırh yapacağız? Mitril mantıklı. Şuraya mitrili koyduk. Sonra birazcık tohum yapıp tarlayı da ekelim. Artık yemek işlerine de başlayalım. Oy! Varmış burada. Bak işte bu kadar. Seviniriz, seviniriz diye düşünmemiştim hiç. Bu sevindirdi. Şuradan şunları al, bunları tohum yaparız. O çok iyi oldu ya. Şunu da alalım da biraz daha taret yaparız. Hatta kristal de alsam. Başka ne gerekiyordu bize? Pil için bunlar yeterli. Değirmen için küçük jeneratör lazım diyordu. Küçük jeneratör. Al sana küçük jeneratör. Peki. Şimdilik tohum ver baba bize. Evet tohumlarımız çok oldu ama neyse. Sen de bırak, hiç sana ayıracak yerim yok şu an.
Tohumları şimdi direkt şuraya at. Şunları da yeniden doldur. Sizi sulayacağız, sizi sulayacağız. Sıkıntı yapmayın. Evvela taret. Yani oraya gerek yok ya o. Aynen onlar o köşeyi korusun. Şu yanları yapacağız ama burada önemli bir şey yok şimdilik bence. Önemli bir şey de burada olduğu için buraya yakın yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Şunlar bir ne olmuş. Bayağı da hızlı eritiyorlar ha. Güzel. Şimdik. Önce pilin yerini ayarlayacağız. Pil buraya. Geldi yerimin de şuraya koyalım ki diğer tarafa da gidebilsin piller. Taret. Şurada olsa daha iyiymiş pil. Neyse sıkıntı değil. Bu cepheyi korusun. Oy. Very dehşet. Very dehşet. Bunu beğendim. Tamam, bu da bu bölgeyi koruyacak. İşte şu sağ kısmı birazcık kaldı. Onun için de şu an hurda şeyimiz kalmadı. Elektronik hurdamız kalmadı daha doğrusu. O yüzden ona yapacak bir şey şu aşamada yok. Şu erimişleri yerleştirelim. Şunları yerleştirelim. Peki. Tamam, genel anlamda sıkıntı kalmadı. Her şeyi ayarladık. Güzel oldu. Şöyle de suladık mı bizim işimiz biter. Şimdilik yani. Bizim bir 40-50 tane elektronik hurdaya ihtiyacımız var. Onları hallettiğimizde şu yanlara tart atacağız. Yine aynı şekilde sağ tarafa tart atacağız. Köşelere serpiştiririz. Bayağı güzel şekilde düzen kurmuş oluruz o bakımdan. Şunu da keselim de orta yerde görünmesin. Evet. Bu bölümde burada bitirelim. Artık bir sonraki bölüm devam ederiz. Muhtemelen laboratuvara gideceğiz bir sonraki bölümde. Çünkü bir de bu kadar inşaat, hazırlık vesaire yeter. O yüzden birazcık da normal işlere bakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani hikayede ilerlemenin zamanı geldi. O yüzden burada bırakıyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.